أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Her birimizi ruzu mahşerde yüzümüzü ak edecek iyiliklere ve güzelliklere muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin bizden istediği ve ahirette uzun yolculukta yüzümüzü ak edecek iyilikler ve güzellikler kendi arasında zor ve kolay olmak üzere ikiye ayrılabilir. Değişik vecihlerle kısımlara ayrılabilir de bunların kolay olanları var, zor olanları var. Mesela abdest almak zor mu, kolay mı? Kolaydır. Namaz kılmak zor mu, kolay mı? Kolaydır. İman sahibi olan, Allah'a karşı inancı yerinde olan insanlar için bunlar kolaydır. Namazla ilgili Kur'an-ı Kerim'de وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Namaz, kalbinde iman ve huşu olanlara kolaydır ama kalbinde iman ve huşu olmayanlara çok zordur. Demek ki Müslüman olduktan sonra, İslam'a girdikten sonra, İslam'ın güzelliklerini anladıktan ve kavradıktan sonra abdest kolay mı zor mu? Kolay. Namaz kolay mı zor mu? Kolay. Oruç kolay mı zor mu? Kolay. Yani ibadet adına yaptığımız her şey kolaydır. Peki zor hangisidir derseniz, ahlaktaki değişiklik zordur. Yani eğer bir insan kirli çamaşırı varsa atıyor çamaşır makinesine, bir saat sonra temizleniyor. Elimiz kirlendiyse musluğun altına tutuyoruz, iki dakika sonra temizlenmiş oluyor. Halı kirlendiyse halı yıkayıcıyla temizliyoruz veya halıcıya götürüyoruz, bir gün sonra temizdir. Kıymetli dostlar, insanın ahlakı ise kolay kolay temizlenmeyen, ahlaktaki çirkinlik kolay kolay temizlenmeyen bir durumdur. Halbuki tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın hadisi şerifi var. İnnemâ bu'issu li utemmime mekârimel ahlak. Üstün ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, bir takım kötülükler ahlaka dönüştükten sonra onlardan kurtuluş zordur. Şimdi başlangıçta ifade ettiğim gibi Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarımız içerisinde, yapmamız gerekenler içerisinde çok değişik taksimlerle taksim etmek mümkünken zor ve kolay diye ikiye ayırdığımız zaman şimdiye kadar duymadığınız bir taksim olabilir. Bizim için, sizin için içkiden, kumardan uzak durmak zor mu, kolay mı? Kolay bizim için. Ama sigaraya muptele olan bir insanın sigara alışkanlığından kurtulması kolay mı? Değildir. Neden sonra? Tiryakilikten sonra. Tiryaki olduktan sonra kurtuluş zordur onun için. İşte kıymetli dostlar, her birimiz Müslüman olarak ahlakımızı Kur'an ahlakına çevirmek, peygamber ahlakına çevirmek gibi bir sorumluluğumuz var mıdır, yok mudur? Vardır. Yani sadece ameli düzgün değil, hem ameli hem de ahlakı düzgün olan bir insan olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir, hem de bize kıyamet gününde mizanda en çok ağırlık teşkil edecek olan güzel ahlaktır demiştir. Bir insanın güzel huylu olabilmesi
Ancak Kur'an ve sünnette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini hayatında bize gösterdiği o üstün vasıflara bürünmeye bağlıdır. Başka bir ifadeyle söyleyeyim. Güzel huylar var, çirkin huylar var. Dolayısıyla güzel huylu insanlar var, çirkin huylu insanlar var. Bir kötülük alışkanlık haline dönüştükten sonra ahlak haline dönüşüyor. Bir iyilik de üzerine ısrarla devam edince ahlaka dönüşüyor, karaktere dönüşüyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Bela men kesebe seyyiyeten ve ahadat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun narihum fiha halidun. Yani bir takım kötülüklere muptela olan devam edip onu karakterine dönüştürüp ahlakına taşıyan insanlar var ya, onlar cehennem yaranıdırlar, ebediyen cehennemden çıkmayacaklardır diyor. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Vereceğim örneği sadece kafanıza bir şablon oluşması içindir. Herhangi bir insanı kötülemek için vermeyeceğim bunu. Yıllarca önce Gazi Osman Paşa'dan beni ziyarete gelen, daha önce tanımadığım bir kardeşimiz oldu. Bu kardeşimiz Kocatepe'deki hizmetler dikkatini çekti. Gideyim Hoca Efendi ile bir görüşeyim dedi. İkindi namazından önce bana gelmişti. Konuştuk, tanıştık, sohbet ettik. Makam ve mevki sahibi de birisiydi. Namazdan çıkınca Allah'a ısmarladık dedi, çıktı. Biraz sonra döndü, ayakkabılarım çalındı dedi. Dedim yeni miydi, eski miydi? Daha yeni aldım dedi. İyi de para verdi. Yani benim 4-5 çift ayakkabımın parası kadar para vermişti. Kaliteli bir ayakkabı. Ben tabi üzüldüm, özellikle sadece cemaatimizden birisi olsa yine üzülürüm de, özellikle ziyaret için geldi ve çıkarken de böyle bir macerayla karşı karşıya kaldı. Ben dernekteki arkadaşlara dedim ki, şu kameradan bir saralım geriye doğru, bakalım bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Neyse kameradan geriye doğru sardık. Neticede adamı yakaladık. Şimdi arkadaşlar, kimi yakaladık meselesi değil şimdi burada. Anlatacağım cihet önemli. Hepinizin tabiri caizse parmağınızı ısırtacak kadar dikkatinizi çekecek bir manzara çıkacak karşımıza. Vatandaş geldiğinde şadırvanda abdest alırken yanında kolaçan yapmış. Bakmış ayakkabıları çok kaliteli. Ondan sonra onu takip etmiş, nereye koyduğunu görmüş, sünnete durmuş, farza durulacağı zaman abdesti bozulmuş gibi dışarı çıkmış. Ayakkabıları almış, gözüküyor manzarada. Fakat işin garip tarafı da ayakkabıları ona pek... Ayakkabılar küçük geldi ama çok kaliteli olduğu için zorla ayağını soktu içerisine, gözüküyor şeyde. Kamerada gözüküyor. Arkadaşlar, bunu yapan 70 yaşları civarında ak sakallı, birkaç tane dairesi olan memleketinde de geniş arazileri olan ak sakallı bir hacı efendi. Fakirlikten kaynaklanmıyor. İhtiyaçtan kaynaklanmıyor. Ondan sonrasını anlatmıyorum ben. Sadece işin efendim bir haram, bir yanlışlık karaktere dönüştükten sonra insan 70 yaşında da olsa bundan kurtulamıyor. Hala mele'in nas geliyor. Camide millet namaz kılarken çıkıyor,
ayakkabıyı götürüyor. Burası çirkin arkadaşlar. Daha çirkinini söyleyeyim size. Arkadaşlara dedim ki, benimle yüz göz yapmayın. Sonuçta ben imamım, o cemaattir. Benimle yüz göz olursa bu adam camiye bir daha gelmez. Efendim, ama siz çağırın, ayakkabıyı isteyin geriye dedim. Çağırdılar. Dediler ki, bir yanlışlık oldu mu acaba, bir ayakkabı kayboldu falan. Benim haberim yok dedi falan. Ya yanlışlıkla giymiş olabilirsin dediler. Ya hayır yok dedim, öyle bir şey olmaz dedi. Açtılar kamerayı. Kendisini görünce, tamam eve götürdüm, getireyim dedi. Gitti evden. Ayakkabıları aldı, ayakkabıları getirdi, teslim etti. Şimdi, camide müdavim cemaat olan, 70'li yaşlara merdiven dayayan, birkaç tane dairesi ve kira geliri olan, emekli maaşı olan birisi, böyle bir şey yaptığını kamerada kendisine gösterdiler. Soruyorum size, bundan sonrası ne olması lazımdı? Hiçbir şey yokmuş gibi o insanların, kendisine o kameradaki manzarayı gösterenlerin gözüne baka baka camiye gitti geldi. Yani insan biraz kaybolur piyasadan. Biraz hani utanma hissi galip gelir. Maalesef olmadı. Burada ben size bildiğiniz bir insanı kötülemek için söylemiyorum. Zaten mesele o olsa çok ayıp olur. Yanlış olur. Ben size neyi anlatmak istedim burada? Bir günaha devam edersek karaktere dönüşüyor, ahlaka dönüşüyor. Ondan kurtuluş gerçekten zorlaşıyor. Çok eski bir tarihten bahsetmeyeceğim. İkinci bir örnek vereceğim. Elektrikçi, elektrik tamircisi bir apartmana gidiyor. Apartmanda arızayı gidermek için efendim takım çantasıyla beraber gidiyor. Neticede arızayı gideriyor ve takım çantasını kapatıp gidiyor. Gittiğinde açıyor, bakıyor ki takım çantasının içerisinde bir tane alet yok. Allah Allah, ben düşürdüm mü, yanlış yere mi bıraktım falan. Aynı apartmana bir hafta 10 gün sonra bir başka arızayı gidermek için çağrılır. Gittiğinde kaybolan aletin orada birisinden çıkacağını tahmin etmedi de, diyelim ki nedir alet? Pense ise pense ister. Apartmandan kendisiyle ilgilenen birisinden pense ister. Mesleğini söylersem yanlış şeyler aklınıza gelir diye, aylık geliri 300 bin, 500 bin civarında olan birisi, yaşlı birisi getiriyor penseyi, adamın takım çantasından kaybolan pensenin aynısı. Aylık kira geliri 500 bin, 300 bin ile 500 bin arasında olan birisi takım çantasıyla rızkını temin etmeye çalışan bir garibanın bir pensesine veya o takımdaki malzemelerden birisine muhtaç olur mu? Olmaz. Ama eğer bir kötülük huya dönüştüyse ondan kurtuluş zordur. Ahlaka dönüşürse ondan kurtuluş zordur. Kıymetli dostlar, biraz önce Aş-ı Şerif okuyan Hafız Efendi kardeşimizin, yavrumuzun okuduğu Aş-ı Şerif'in son tarafında da Allah Celle Celaluhu huylardan, bir güzel huydan bahsediyor. Ama bu güzel huyun herkes tarafından gerçekleştirilemeyeceğini, herkes bunu beceremeyeceğini, ancak hazz-ı azim, yani ahirette nasibi büyük olan insanların bunu gerçekleştirebileceğini de söylüyor. Nedir o? Diyor ki Allah Celle Celaluhu, sana birisi kötülük yapsa, sana kötülük yapana
sen iyilikle mukabele et. Eğer sana birisi kötülük yapar da sen ona iyilikle mukabele edersen, aranızda düşmanlık var ya, o düşmanlık kalkar, senin samimi bir dostun olur, veliyyün hamim. Çok samimi bir dostun olur. Bir kötülüğe iyilik yaptın, düşmanın gitti, onun yerine ne geldi? Samimi bir dost geldi. Ne sayesinde? Sen ona kötülük yapınca o da kötülük bekliyordu senden. Tokat attı sana, senden de tokat bekliyordu, tekme bekliyordu. Sen ona iyilik yapınca o mahcup oluyor, yaptığı işin çirkinliğini anlıyor ve özür diliyor, sana samimi bir dost olur diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu anlattıktan sonra da buyuruyor ki وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Sabırsız insanlar bunu yapamazlar. Ancak sabırlı insanlar bunu yapabilir. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Ahirette nasibi büyük olan insanlar bunu ancak becerebilir. Herkes beceremez. Demek ki arkadaşlar, kötülüğe karşı iyilik yapmak bir huy meselesidir. Bir karakter meselesidir. Eğer bir insan bunu yapabilirse, bir, sabırlı insanlardan olduğunu ispatlamış olur. Sabırlı insanlardan olduğunu ispatlamış olursa, Allah Celle Celaluhu اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ diyor. Sabır karakterine dönüşmüş, ahlakına yerleşmiş olan insanların mükafatlarını ben hesapsız vereceğim. Her amelin bir hesabı var, mükafatının bir sınırı var. Ama sabrın mükafatının sınırı yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için sabırlı olmak, insanın sahip olması gereken güzel huyların en başlarında gelen önemli huylardan birisidir. Sabırlı olmak. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabır. Hem sabırlı olacağız hem de insanlara sabrı tavsiye edeceğiz. Kıymetli dostlar, eğer bir insan kendisine kötülük yapan birisine iyilik yaparsa evvela neyi ispatlamış oluyor? Sabırlı insanlardan birisi olduğunu, sabır şerefiyle şerefyab olduğunu ispatlamış oluyor. İkinci olarak da Allah Celle Celaluhu ona zû hazzin azîm, ahirette nasibi büyük olan insanlar bunu gerçekleştirebilirler diyor. Demek ki bir insana, kendisine kötülük yapan birisine karşı iyilik yapma özelliğini, karakterini, ahlakını yakalamış olan insan, sabırlı insanlar zümresine yazılmıştır. Bir de ahirette nasibinin büyük olduğunu Allah garanti etmiştir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, dersimin başında ifade ettiğim noktaya bir daha geleyim. Abdest kolay mı zor mu? Kolay. Namaz kolay mı zor mu? Kolay. Oruç kolay mı zor mu? Yaz mevsiminde de olsa kolay. Zekat zor mu kolay mı? Kolay. Ama kıymetli dostlar, bize kötülük yapana iyilik yapmak kolay değildir. Zordur. Ahlaka dönüşmüş olan kötülüklerden kurtulmak, karaktere dönüşmüş olan kötülüklerden kurtulmak zordur. Peki huylarımız içerisinde, hani insanın karakterinde, yapısında güzel huylar olduğu gibi kötü huylar da vardır. Kötü dediğimiz huyların elbette işe yaradığı taraflar da vardır ama bizim için zehir olduğu taraflar da var. Bıçak çocuğun elinde olursa tehlikedir. Düşmanın elinde olursa tehlikedir ama kasabın elinde olursa İyidir, faydalıdır. Dolayısıyla bıçak haddi zatında iki tarafa da elverişlidir. Diyelim ki kötü huylardan birisi nedir? Sinirlenmektir. Gazap dediğimiz Arapçada gazap, sinirlenmektir.
Gazap aynen bıçak gibidir. Harama karşı gazap edersen güzel. Günaha karşı gazap edersen güzel. Ama anana gazap ettin, babana gazap ettin, arkadaşına gazap ettin. Bu ne oldu şimdi? Gazap edilmemesi gereken yerde sinirlendin, öfkelendin. Şimdi her kötü gibi gördüğümüzün nesi vardır? İyi tarafı da vardır. Kullanabilecek yeri var. Diyelim ki cömertlik ve cimrilik. Cömertlik güzeldir ama cömertliğin çirkin olduğu yerde var. Cimrilik çirkindir ama güzel olduğu yerde var. Cimrilik çirkin bir şeydir. Allah cimrileri sevmez. Ama harama karşı cimri olmak, harama karşı cimri olmak, günahlara karşı cimri olmak güzeldir. Adam meyhane açmak istiyor, senden yardım istiyor. Orada cimri olacaksın. Adam köy derneği kurmak istiyor, kumarda, içkide gençleri toplamak istiyor. Köylülerden yardım topluyor. Orada cimri olacaksın. Orada cimri olmak güzeldir. Yani her kötü huyun güzel kullanılabileceği yeri vardır. Her iyi huyun da çirkin olduğu taraf vardır. Diyelim ki cömertlik güzeldir ama israf boyutundaki cömertlik veya şerre olan cömertlik güzel değildir. Sonuç olarak kardeşler, her birimizin imanımızın yanında, yarın ahirette mizanda abdestimiz, namazımız, sadakalarımız hepsi teraziye girecek. Bir de ahlakımız teraziye girecek. Güzel ahlakımız yakalayabilirse o güzel ahlakı, güzel ahlakımız da teraziye girince imanı bir tarafa koyalım. Ameller içerisinde güzel ahlakın terazide sağlayacağı sikleti ağırlığı ameller sağlayamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyor. Bir insan düşünün ki geceleri kaimdir. Kaim yani ayakta ibadetle geçiriyor. Gündüzleri saimdir. Bir başka adam düşünün ki gece uyuyor. Farz ibadetlerini yapıyor. Ama gece öyle dervişlik yapıp da Kur'an'la, zikirle, namazla meşgul olmuyor. Gündüzleri de yemeğini yiyor, oruçlu değil. Fakat bu ikisinin arasında geceleri kaim, gündüzleri de saim olan kişi ibadetinde mükemmel ama ahlakında mükemmel değil. Eşiyle geçinemez, anasıyla geçinemez, komşusuyla geçinemez. Çocuklarıyla geçinemez. Yani huysuz. Fakat öbür adam da pamuk gibi adam. İbadetinde çok aman aman diğeri gibi derviş değil. Efendim oruca diğeri kadar hassas değil. Ama ahlakında anası iyi ki böyle evladım var. Babası iyi ki böyle evladım var. Eşi iyi ki böyle bir eşim var diyor. Komşuları iyi ki böyle bir komşumuz var. Allah herkese böyle komşu nasip etsin diyor. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kişi güzel ahlakıyla geceleri sabaha kadar ibadet eden, gündüzleri de akşama kadar oruç tutan insanın derecesine ulaşır diyor. Yani birisi sabaha kadar uykusuz dervişlikle elde ettiğini, sabahtan akşama kadar açlıkla elde ettiğini, yani oruç tutarak elde ettiğini, öbür adam yiyerek elde ediyor. Uyuyarak elde ediyor. Hangi sayede? Güzel ahlaki sayesinde. Ben bidayette dikkatinizi çekmek için zor olduğunu söyledim. Bazı şeylerin zor gerçekleştiğini söyledim. Gerçekten ahlak böyle bir şeydir. Huy böyle bir şeydir. Karaktere dönüşmüş olan tavırlar da böyle bir şeydir. Yani elde edilmesi, değiştirilmesi zor olan bir durumdur. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا sabru بِالْتَصَبُّرْ وَالْحِلْمُ بِالْتَحَلُّمْ diyor. Yani bir insan kendisini bastıracak bastıracak, zorlayacak zorlayacak, sabırlı bir insan haline getirecek, uğraşarak sabırla insan haline getirecek. Şimdi şöyle söyleyeyim size,
Sabretmediğimiz yerlerde ne oldu? İşimi değiştirebildik mi? Yani sabırsızlık bize bir kar getirdi mi? Hep biz pişman olduk. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sabırsızlık bize hep zarar getirdi. Öyleyse sabır nasıl elde edilir? Tasabbur ile. Tasabbur Arapçada tekellüf, yani uğraşacaksın, didineceksin, mücadele vereceksin, mücadele, 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 artık sabır karaktere dönüşmüş olacak. Vel hilmu bit tahallum. Hilm yumuşak olmak demektir. Hilmin zıttı nedir? Sertliktir. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hilm de tahallümle olur. Yani öyle bir pozisyon oluyor ki içinden böyle kükreyesin geliyor falan. Gürleyesin geliyor. Bastıracaksın kendini. Yumuşatacaksın ortamı. 1, 2, 3, 4, 5 derken pamuk gibi olacaksın. Yani uğraşa uğraşa ne oluyor? Didine didine, mücadele vere vere insan sabrı elde ediyor, karakterine dönüştürüyor. Hilmi elde ediyor. Ne oluyor? Karakterine dönüşüyor. Şimdi her birimiz geldiğimiz yaş itibariyle düşünelim. Mesela sabırsızlık noktasında 20 yaşındaki bir, bizim kendi manzaramızı söyleyeyim. Biz 20 yaşındaki iken sabırsızlık konusundaki manzaramızla 40 yaşına, 60 yaşına geldikten sonra sabırsızlık noktasındaki manzaramız aynı mıdır? Değildir. Dedenin sabrı babanın sabrından fazladır. Babanın sabrı evladın sabrından fazladır. Niye? Çünkü o feleğin çarkından çok geçmiş, sabretmediğinin bir güzel neticesini almadığını görmüş. Bir defa, iki defa, üç defa, dört defa, beş defa. Artık ne oldu? Otomatikmen sabrı değişti. Hayata bakarken 19 yaşındaki delikanlı gibi bakmıyor. Efendim onun kükrediği yerde bu fuzuli kükrüyor diyor. Görüyor manzarasını, fuzuli kükrüyor diyor. Ben de onun gibiyken öyleydim diyor. Değişen ne? İşte hayat şartları insanı değiştiriyor. Olay şu kardeşler. Bir defa bize düşen, kendimizde var olan güzel huylarla çirkin huyların tespitini iyi yapmamız lazım. Bu tespiti yapmazsak, kendimizdeki eksikleri görmezsek tedavisini yapma ihtiyacı duymayız. Tedavi, çünkü önce hastalığı keşfedeceksin ki ona göre tedavi yapacaksın. Önce kendimizdeki efendim olmaması gerektiği halde var olan kötü huylarımızı tespit etmemiz lazım. Olması gerektiği halde olmayan güzel huyları da tespit etmemiz lazım. Bir kısmını elde etmek için, bir kısmından kurtulmak için bir mücadele sürecini başlatmamız lazım. Çünkü bu sabahtan akşama kadar olacak bir şey değildir. Uzun bir mücadeleden sonra elde edilebilecek bir şeydir. Bu bakımdan kıymetli dostlar, bugünkü dersimde ben sizinle huylarımız ve karakterlerimiz konusunda tamir edilmesi gerekenleri bugünden hesap edip tamir etmeye başlarsak belki 5 sene alacak. Belki 10 sene alacak. Şimdi bir kardeşimiz, sevdiğim bir kardeşimiz geldi bana. Aşırı derecede zor durumda olduğunu, efendim yüklü ödemelerinin olduğunu, acaba ben konkart ilan edersem darda kaldım, kul hakkı olur mu olmaz mı? Benim ödeme yapmam gerekenleri 5 ay, 6 ay, 7 ay geciktirirsem bunların arasında iflas edenler, zor durumda olanların hesabını nasıl veririm? Müzakeresini yapmaya geldi. Bir de şunu söyledi bana. Bu konuda ben acil karar vermem lazım. Çünkü konkort ilan ediyorum deyince hemen ilan edemiyorsun ki. Onun bir süreci var. O süreç zaman alıyor. Bu arada benim çeklerim yazılırsa piyasada şöyle olur, böyle olur. Demek ki bir insan konkort ilan edebilmesi için onun bir süreci var. O süreç olmadan, tamamlanmadan olmuyor. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha olmuyor. Bu bakımdan kıymetli dostlar, örnek olsun diye söylüyorum. Bizim de değişmemiz gereken huylarımız veya hayatımıza
karakterimize kazandırmamız gereken huylarımızla ilgili önce tespitini yapıp bugünden başlamak lazım. Bir kısmını 5 senede, 10 senede kazanabiliriz. Öyle birden insan halim olamıyor, birden insan sabırlı olamıyor. Efendim, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz meşhurdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda konuşunca sahabe-i kiram kendi aralarında konuşur gibi Hucurat Suresi'nin ayetleri geliyor. Şimdi Hucurat Suresi'nin ayetlerinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki ey sahabi ne yapıyorsunuz siz? Peygamberin yanında kendi arkadaşınızla konuşur gibi konuşuyorsunuz. Seslerinizi yükseltiyorsunuz. Sakın peygamberimin yanında seslerinizi yükseltmeyin. Ve kendi aranızda aşikare konuştuğunuz gibi peygamberimin yanında konuşmayın, edepli olun. Eğer sesinizi yükseltirseniz, kendi arkadaşlarınızla konuşur gibi peygamberimle konuşursanız en tehbata a'malukum ve entum la teş'urun. Bedir Savaşı'na katılmışsınız, Uhud Savaşı'na katılmışsınız, cihad etmişsiniz, hicret etmişsiniz, silerim hepsini diyor Allah. Peygamberime karşı terbiyesizlik yaparsanız silerim hepsini diyor. Farkında var mı? Olmazsınız siz. Amellerinizi ben sildim. Siz zannedersiniz ki hala bizim amellerimiz var. En tehbata a'malukum. Gerçekten sahabe-i kirama Rıdvanullahi aleyhim ecmaine başlarındaki o peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşın onun huzurunda nasıl konuşmaları gerektiğinin edebini öğretirken o kadar sert ve ürkütücü ve titretici bir netice getiriyor ki silerim diyor. Eğer edepte sıkıntınız olursa amellerinizi silerim diyor. Hepsi oradaki büyük insanlar. Şimdi bu yetmez miydi? İkaz olarak yetmez miydi oradaki insanlara? Yeterdi. Ama Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz dedi ki ya bu dil konuşmaya çok alışmıştır. Peki ben yanlışlıkla gene tamam tembih aldım fakat bir yanlış yaparsam neticesi çok pahalı. En tehbata a'malukum ve entum la teş'urun. Ne yapmalıyım öyleyse? Ben ağzıma bir çakıl taşı koymalıyım. Konuşmam icap ettiği zaman o konuşmayı engelleyecek. Düşüneceğim ben efendim konuşmak istediğim zaman bunu söylersem, konuşursam bir sıkıntı olacak mı, olmayacak mı? Ondan sonra çıkarırım taşı ağzımdan, konuşurum, yine koyarım ağzıma. Ağzımda, milletin ağzında sakız olduğu gibi çakıl taşı olur. Yani çakıl taşıyla kendimi frenleyebilirim dedi. Halbuki ayet yasaklayınca çakıl taşına ne gerek değil mi? Ama neye ihtiyaç varmış? En azından bir süre nereye ihtiyaç varmış? Ciddi manada kendini frenlemek için önlem almak lazım. Onun için kıymetli dostlar, ben de bir takım güzel huylar var, sen de yoktur. Sen de var, ben de yoktur. Bende bir takım kötü huylar var, sen de yok. Sen de var, ben de yok. Yani elde olan beyde olmaz derler. İnsanlar da efendim mutlaka ağaçların meyveleri gibi elmadır, kaç çeşit elma vardır. Kirazdır, kaç çeşit kiraz vardır. Zeytindir, kaç çeşit zeytin vardır. İnsanlarda da huylar böyle, bir tane, iki tane değil ki. 10 tane huydan 5 tanesi güzel olur, 6 tanesi güzel olur, 4 tanesi, 5 tanesi neyse çirkin olabilir. Biz neyi gözden geçirmeliyiz? İşimize yarayacak peygamber ahlakı diyebileceğimiz güzellikleri önümüze dökeceğiz. Biz de yoksa onları tahsil etmek için bir mücadeleye girişeceğiz. Efendim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de olmayan, ona yakışmayan, onun tasvip etmediği, Kur'an'ın tasvip etmediği kötü huyları da veya karaktere dönüşmüş alışkanlıklarımızı da kardeşler bugünden tezi yoktur. Yarına bırakırsak, hani sona kalan dona kalır derler ya, sonraya kalırsa biz belki Azrail Aleyhisselam gelir daha başlamamış oluruz. Ya ben başlayacaktım kelimesinde kalmış oluruz. Böylece yarın ahirette mizanda en çok ağırlık teşkil edecek olan o güzel ahlakı yakalamakta, elde etmekte sınıfta kalmış oluruz. Genç hoca arkadaşlarımızdan bir tanesi cemaate sohbet ederken şöyle bir cümle kullandı. Benim de çok hoşuma gitti. Dedi ki namazdan günde 5 defa sorumluyuz. Ama ahlaktan günde 24 saat sorumluyuz. Gerçekten bu
çok oturaklı bir tespit olarak geldi. Oturduk sofrada yemek yiyoruz. Eşimizle, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yemek tuzsuzdur diye evde fırtına çıkarmak vardır. Değil mi? O da hemen ahlak devreye giriyor. Sıcaktır diye, soğuktur diye fırtına koparmak vardır. Yani her yerde arkadaşınla konuşuyorsun, eşinle konuşuyorsun, çocuklarınla konuşuyorsun. Hayatta insan hep başkalarıyla ne iletişim halindedir. Alıyorsun, veriyorsun. Geliyor bir Yahudi, Peygamber Efendimiz o Yahudiden borç almıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama borcu ödeme tarihi henüz gelmemişti. Geldi Yahudi, milletin huzurunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesinden asıldı. Öde borcunu, öde borcunu dedi. Öyle asıldı ki cübbesine yakası kıpkırmızı oldu Efendimiz, ensesi. Yani normal asılmadı. Anormal bir şekilde asıldı, borcunu öde dedi. Hazreti Ömer Efendimiz kaptı onu. Gırtlağını sıkarım dedi Yahudi'ye. Peki Efendimiz ne yaptı orada arkadaşlar? Dedi ki ya Ömer, bırak bakayım dedi. Dur bakayım dedi. Bak dedi Ömer, sen burada bunu yapmayacaktın. Ne yapacaktın? Bana diyecektin ki, ey peygamber, borcun varsa borcunu düzgün bir şekilde öde. Buna da diyecektin ki, alacağın varsa insani ölçüler içerisinde iste. Borçluya sen borcunu düzgün bir şekilde öde tavsiyesini yapmalıydın. Alacaklıya da insani ölçüler içerisinde alacağını istemesini tavsiye etmeliydin dedi. Nasıl bir yaklaşım? Bir yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferde askerleriyle, arkadaşlarıyla dinleniyorlar gölgede. Ağacın dalına kılıcını astı. Başında bekçi vardı. Bekçi de uyudu. Geldi, müşriklerden birisi aldı kılıcı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Şimdi seni benden kim kurtaracak der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir mucize. Adamın elinden kılıç düştü. Aldı Efendimiz kılıcı eline. Kün hayra ahidin dedi. Sen kılıcı alanların en hayırlısı ol dedi. Yani bana dokunma dedi. Efendimiz bıraktı onu. Serbest bıraktı onu. Adam Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getirdi. Şimdi hani iyiliğe karşı kötülük, kötülüğe karşı iyilik adamın nesine sebep oldu? İmanına sebep oldu. Kısacası şöyle bitiriyorum kıymetli dostlar. Ahlakımızda yapacağımız ihtilal ve güzelleştirme, malımızda, servetimizde ve hayat standartlarımızda yapacağımız iyileştirmeden çok daha verimlidir. Güzel ahlakı olan insan 24 saat ibadettedir. Herkesle iletişimde ibadettedir. Efendim, ahlakı güzel olan insanın ibadeti az da olsa ibadeti çok olanın derecesine ulaşır. Ama ibadeti çok olan insanın ahlakında sıkıntı varsa hep başkasına çalışır. Namaz kılar başkası için, oruç tutar başkası için. Çünkü onda kul hakkı çok olur. Hep başkası için çalışır. Sabaha kadar asıl tesbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Hep gönder başkasına. Gönder başkasına, gönder başkasına. Niye? Onun kalbini kırıyor, bunun kalbini kırıyor, onun gıybetini yapıyor. Yani huy güzel olmayınca insanlarla geçinemiyor, kul hakkına tecavüz ediyor. Tuttuğu oruçlar, kıldığı namazlar, yaptığı hayır-ı hasenatı hep başkasına göndermiş oluyor. Kıymetli dostlar, ben dersimi bir dua cümlesiyle beraber bitiriyorum. Yüce Rabbim her birimizi Kur'an ahlakı ile, peygamber ahlakı ile mütehallik olarak dünyadan göçen sevgili kullarından ayırmasın. Amin.
Orhan abimizin kızı ameliyatta dua istiyor. Ve Mehmet kardeşimizin babası bugün rahmetli olmuştu. Efendim, Yüce Rabbim hastalarımızı ve hastalıklarımızın hepsini şifalar ihsan eylesin. Orhan Efendi kardeşimizin kızına da şifalar ihsan eylesin. Hem bugün rahmetli olan Mehmet Efendi kardeşimizin babasına hem de her birimizin bütün geçmişlerine Rabbim gayrık ederek rahmetler eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında zerre kadar emeği geçip ahirete göçmüş olan Ashab-ı Hayrat'ın ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.